Hürrem'im. Hayırlı haberler alacağız inşallah. En mahir hekimleri topladım senin için. Seni muayene edecekler. Ferhat ağa gelsin hekimler. Emredersiniz hünkârım. Kâfi. Hünkârım, müsaadenizle sultanımızın durumunu önce kendi aramızda istişare edelim. Akabinde ben durumunu size arz edeceğim. Âlâ, çekilebilirsin. Senin şu hastalığının cismi olsa, benim karşıma çıksa, benimle dövüşse, kılıcımdan nasibini alırdı. Bana verdiğin güçle öyle mutlu ve huzurluyum ki. Bu hastalık yedi başlı ejderha olsa yıkar geçerim. Sultanım, benim canımın kalbimin parçası. İyileşeceksin elbet. Oh.
duydun mu? Güvercin girdi herhalde, bir bak. Canın acıyor değil mi? Hep şu ilaçlar yüzünden halsiz düştüm. Yoksa iyiydim. Süleyman, ne olur hekimlere söyle artık rahat bıraksınlar. Tedavilerin hepsi beyhude. Sakın pes ettiğini söyleme bana. Öfke sizi hiçbir yere götürmez hünkârım. Hele ki böyle bir vaziyette. Dayanamıyorum Ferhat. Hastalık bugüne kadar karşılaştığım en habis, en kudretli düşman. Hekimler bir çare kaldıkça o eriyor. Dermansız kalıyor ve benim elim kolum bağlı. Takdir-i ilahi hünkârım. Kaderden kim kaçmış? Kim kurtarabilmiş ki kendini? Yapabileceğiniz tek şey dua etmek. Umudu kesmeden dua etmek. Ayrıyeten hünkârım, unutmayın ki sultanımızın en çok size ihtiyacı var. Onun yegane ilacı sizsiniz. Siz ve sizin sevginiz. Gülfem'den hazırlık yapmasını istedim. Yakında yola revan oluyoruz. Nereye gideceğiz? Bursa'ya. Bursa'ya mı? Ilıcalara. Hekimbaşı faydası olacağını söyledi. Hem havası da çok iyidir. Orası senin için kederin payitahtı değil miydi?
Eğer herhangi bir tereddütün varsa. Hünkârım, Behriman Sultanımız geldiler. Süleyman. Gelsin. Hünkârım. Mehrimah'ım. Validem, rahatsız olduğunuzu işittim. Hay Allah. Rüstem Paşa mı söyledi? Sümbül geldi. Onu da kovmuşsunuz. Epey endişe etmiş. Ne oldu validem? Niye bana haber vermediniz? Mehrimah'ım benim ayım, güneşim. Gördüğün gibi validen gayet iyi. Saati yerinde. Öyle. Sümbül bilmez misin? Mübalağa etmek de üstüne yoktur. Şükürler olsun. Buraya gelip sizi görene kadar kendi kendimi yiyip bitirdim. Neyiniz var peki? Biraz halsizim. Vücudumda bir iki çıban çıktı. Lakin mühim değil. Bursa'ya gideceğiz, Ilıcalar'a. İnşallah orası şifa olacak bana. Gülfem Hatun sizi görmek ister sultanım. Gelsin. Sultanım. Sizi merak ettim. Geç Gülfem, otur. Hünkârımız Bursa'ya gideceğinizi söyledi. Ben de hazırlıklar için emir verdim. Merakımı mazur görün sultanım. Hekimler gelip gidiyor. Harem kaynayan kazan. Herkes sizin hasta olduğunuzu konuşuyor. Herkesin bildiği şeyi senden saklayacak değil. Hasta olduğum doğru. Hayli ilerlemiş. Hünkârımız deva arayışında. İnşallah bulacağız. Hay Allah. İnşallah ciddi bir şey değildir. Allah bilir. Kimse ne olduğunu anlayamadı. O yüzden aramızda kalsın. Elbette. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Harem. Sana emanet Gülfem. Bu vakte kadar vazifeni hakkıyla yaptın. Bundan sonra da aynısını beklerim. Çok uzun zamandır bir aradayız. Seneler oldu. Maziye dönüp bakıyorum da. İyi günümüzden çok kötü günümüz olmuş seninle. Kavgalar, münakaşalar. İnşallah zihninden hepsi silinmiştir. Benden yana bir kırgınlığın kalsın istemem. Sultanım, neler söylüyorsunuz böyle veda eder gibi? Yoksa Allah gecinden versin. Hastalığınız. Hünkârımız bu ihtimale kulaklarını tıkasadı. Ben Azrail'in ayak sesini işitiyorum. Böyle söyleyip de çağırmayın. Allah'tan ümit kesilmez. Bunca gamın kederin bir neticesi olmalıydı. Öyle değil mi?
döktüğüm kanın, gözyaşının bir bedeli olmalıydı. Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. Benim hikayem de böyle nihayet bulsun istemiş. Bu sarayda herkesin bir hikayesi vardır. Ancak sizin hayatınız bir masaldı sultanım. Kimileri için iyi kalpli bir melektiniz. Kimileri içinse kötü kalpli bir cadı. Her masalın da bir sonu var. Hepimiz faniyiz. Hepimiz. Günün birinde göçüp gideceğiz. O ihtimali ben de dillendirmek istemem. Lakin vaziyetiniz dediğiniz gibi ise benden yana hiçbir kırgınlık ve üzüntü kalmayacak. Emin olun. Sağ ol. Söylediklerine güç verdim bana. Ey benim gülen yüzüm. Sevgilim, senin güzelliğin dünyaya dedikodudur. Bu ne güzellik, bu ne yüz, bu ne güldür. Acaba saçın amberi görüp mi mis kokulu olmuş? Bu ne saç, bu ne kakül, bu ne zülüftür. Aklım saçının kokusuyla dolu. Bu ne güzel koku, bu ne ıtır, bu ne hoştur. Gözyaşı dalgalarım taşıp başımdan aştı. Bu ne deniz, bu ne ırmak, bu ne nehirdir. Muhibbi ansızın divane oldu. Bu ne dert, bu ne aşk, bu ne huydur. Bende o güzellikten eser kalmadı artık. Gülüşlerim evlat acılarıyla gölgelendi. Suretimse eski güzel günlerden kalma. Kederli bir hatıra artık. Sen benim aşk şarabımsın Hürrem. Ben senin yüzündeki her bir çizgiyi tek tek kalbimden süzüp içtim. Geçen her gün senin kıymetine kıymet katılacak. Ben sana hala her baktığımda rutenyalı o hırçın, gözünden ateş, ağzından hayat fışkıran cariyeyi görüyorum. Ve Rabbime şükrediyorum seni bana bahşettiği için. Cennet bahçende açsam gözlerimi, hiç ayrılmasam.